Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Diyarbakır'da gece ne yenir videosunu çekmeye karar verdim ve ne yapacağız Diyarbakır'da bugün, dünyaları izleyeceğiz arkadaşlar. Gece böyle 2'ye 3'e kadar durmadan izleyeceğiz. Şu an saat 8 ve ne yapıyoruz? Başta açılışı neyle yapacağız? Ciğerle yapacağız. Diyarbakır'dayız. Ciğerle çok güzel olacaktır. Diyarbakır'da bir gün ne yenir videosu zaten çekmiştim. Bugün biraz farklı şeyler yapacağız arkadaşlar. Böyle bilinmedik yerlere gideceğiz. Sokak lezzeti, sokak araları, nerede güzel lezzetler var onu kovalayacağız. Hemen geçiyoruz. Evet, NCT'nin yanında, NCT AVM'nin yan tarafında bayram kuzu ciğerisine geldik. Burada kuzu ciğeri yapıyorlar arkadaşlar. Ablacı efsane, giriyoruz. Evet, Harika Usta'nın yanına geldik. Harika Usta dedi ki bana, harikalar yaratacağım dedi. Yanlış mıyım usta? Evet, doğrudur efendim. Ne ciğeri yapıyoruz abi? Kuzu ciğeri yapıyoruz. Kuzu ciğeri. Evet. Kuzu ciğeri dışında buraya başka bir şey girmiyor değil mi? Evet, dana çok, ciğeri. Hayır, hayatta dana ciğeri kullanmam. Veteriner zaman hepsi günlüktür yani. Kuzu ciğeri kullanırım. Kuzu ciğeri şaşmam zaten. Muhteşemsin. Yani müşterilerim de sağ olsunlar yani. Tercih ediyorlar beni. Bir de ciğeri ne yaptı Diyarbakır? Tescilini aldı. Tabii, süper. Tabii, yani bize ait zaten yani. Bize ait. Muhteşem. O zaman hemen bana bir porsiyon atarsan sevinirim usta. Evet ustam, ne yapıyoruz şimdi? Sen bir porsiyonu aldın. Yakından girelim apocan. Kendimize özel buraya yaptığımız böyle bir çeşit baharatımız var. Tamam, farklı. Bunun üzerine serpiyoruz şu şekilde. Süper. Oo, iyice onu sosa doyurdu. Baharatına daha doğrusu. Harika ustam, ciğerleri ne yaptın? Şöyle iyice sosladın kenarda. Şöyle gösterelim. Baharatını ekledi sostan ziyade. Baharata boğdun sen onları. Tam Diyarbakır usulü bu şekilde yapılıyor zaten. Bu şekilde efendim yani. Süper. Bir porsiyonda kaç adet var? 4 şiş var. Efendim. 4 şiş var. Ne kadar fiyatı? 60 lira efendim. 60 TL'ye veriyorsun. Çok güzel. Hemen ikinci istasyona geçtik. Şöyle ekmeğin değerine değer katıyorlarmış. Şöyle bir yağ çalışması yaptın sen ona. Hemen üzerine hiç acımadan onları böyle baharata buladın. Oh, ne ekmeği diyorlar burada buna? Soslu ekmek. İyice sosluyorsun onları. Bunlar böyle köz ateşine buluşacak mı bunlar? Tabii ki. Oh, süper ya. İyice yağ banyosuna yatırdın onu. Şimdi artık ocağa mı gidiyor bunlar? Evet. Bunlar rahatsız etmez. Rahatsız etmiyor diyorsun. Aynen. Hal falan olmaz. Kesinlikle yapmaz. Çok iyisin. Süpersin. Da sosyal medyada herhangi bir yanlış bilgi olmasın. Asla ishal yapmaz bu baharatlar. Tamam. Orijinal Çavuşoğlu'nun biberidir. Öyle mi? Evet. Süper. Çavuşoğlu'nun biberi. Çavuşoğlu biberi. Birinci kalite, birinci numara. Süpersin. Çavuşoğlu biber. İçinde 8 çeşit özelliği var ve Diyarbakır'da olmayan bir baharat. Asla ve asla içten herhangi bir rahatsızlık verilmeyecek bir baharattır bu. Mide rahatsızlığı yaratmıyor. Mide rahatsızlığı olur, herhangi bir şey olur. Asla yaratılmaz. Mide hastalığı olan kişiler için yemeyebilir. Tavsiye etmiyorum. Hani sunumumuz böyle. Süpersin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bekliyoruz. Evet. Özel sunumuyla şöyle göstereyim arkadaşlar. Özel ekmeğiyle şöyle gösterelim sunumu da. Muhteşem gözüküyor. Şuna bakın. Muazzam. Şöyle çeşit çeşit salataları, soğan salatası, iki çeşit normal klasik domatesi, özel ekmeği. Şuradan ne yaparsın? Şuradan böyle bir parça ekmeğinden alırsın. Diyarbakır ciğerinden şöyle bir çektirirsin. Tabii bu işin olayı ne? Soğan olmazsa olmaz. Soğanından hafiften yatırdın. Şunu şöyle kapatmadan önce şurada kırmızı biber görüyorum. Kırmızı biber olmazsa yine olmazlardandır benim için. Şöyle kırmızı biberden de aldım. Bunu afiyetle tüketiyorum. Oo. Lokum gibi. Kuzu ciğeri. Burası gece 2'ye kadar da açıkmış bu arada. Tam bir gece ciğercisi. Güne çok güzel başladığımızı düşünüyorum. Daha doğrusu geceye. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Şöyle alalım. Bu kuyruk yağı. Böyle siyah siyah gözüken yanmadı. Kuyruk yağları bu şekilde. Daha erken pişiyor. Hatta bu kıvama geldi mi inanılmaz cezbediyor seni. Şöyle göstereyim. Şöyle kuyruk yağını bir yakından gösterelim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu yanma değil. Hatta böyle bu çıtır çıtır oluyor mis gibi. Biz bunun keyfini çıkaralım arkadaşlar. İnanılmaz lezzeti, burayı zaten altını da çiziyorum. Mutlaka gelmeniz lazım buraya diyorum ve yemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, Bayındırlık Caddesi'nde Sultanım Köz'de dönere geldik. Burada köz ateşinde çiğ köfteli döner yapıyorlar. Mantarlı da yapıyorlar. Klasik olanı da var. Çok farklı bir yöntemle yapıyorlar. Biz de ne yapacağız? Ben çiğ köfteliyi çok merak ediyorum. Normal klasiğini eski yerinde denemiştim. Bakalım burada çiğ köfteliyi nasıl yapıyorlarmış. Hemen içeri giriyorum. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Ethem Usta var. Ethem Usta, kolay gelsin. Tamam, nasıl abi, iyisin? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Şöyle denerini dizmişsin. Evet, uzun, vallahi. Çok uzun boylu. Evet maşallah. Maşallah. Mesela diyorum. Tazalmış ama çok şükür yine. Kaşarlı var, mantarlı var, çiğ köfteli aynen, var. Aynen doğrudur abi. En fazla hangisi gidiyor? En fazla normal klasik olanı gidiyor. Kaşarlı şu an yoğunluk kaşarlı. En fazla gidiyor. Kaşarlı gidiyor değil mi? Kaşarlı çiğ köfteli yani şu an millet değişiklik istiyor. Tamam, ben de değişikliğe çok açık biri evet. Olarak çiğ köftenin tadına bakacağım. Hemen bizi hazırlarsan hemen çok sevinirim. Hazırlıyorum abi. Evet. Ethem Usta sen şöyle ince ince kesiyorsun. Alev şov var arkadaşlar.
arkada. Evet. Çok güzel gözüküyor, mis gibi. İnce ince kesiyorum bunları. Doğrudur abi. Evet, çiğ köfteni aldın, şöyle üzerine yatırıyorsun. Böyle silme çekiyorsun herhalde. Çiğ köfteyi evet, kendin mi yapıyorsun? Kendimiz yapıyoruz. Süper yapın. Evet. Tamam. Hemen ardından evet, salatamız var. Bir salata çalışması var. Böyle ince ince doğramışsın. Hemen soğan, üzerine. Soğan isyana katıyoruz. Soğan katalım ya, biraz katalım. Yakışır. Ben severim, tamam. Çok az. Tamam. Soğan çalışması, domates çalışması girdi. Evet, şimdi hemen üzerine artık tavuk etini usul usul ekliyorsun. Kaç gram giriyor buna? 160 bırakıyoruz. 160 gram geliyor. Biz fazla bırakıyoruz. Ne kadar peki bunun porsiyonu bu şekilde? Bunu bu şekilde 23'e veriyoruz. 23 TL'ye evet, veriyorsun. Şaka gibi gerçekten. Evet. Sen dedin ki bitmiyor dedin. Üzerine evet, dedin ki ben bir soğuk sos çalışma. Soğuk sosumuz var. Soğuk sos. Evet, soğuk sos. Sen soğuk ekliyorsun. Aynen. Nedeni nedir? Klasiğimiz. Klasiğimiz bu köze giriyor evet, diye bence. Evet, kesin. Aynen. Değil mi? Aynen. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun Ethem ustam? Onu iyice sarıp sarmaladı. Biz bunun var, değerine değer katacağız diyorsun. Daha devamı var. Şöyle ızgaraya ekledin. Orada bir tane özel bir sosun var. Her dönercide özel bir sos oluyor yani, yalnız. Ayrı ayrı sosunuz var. Tamam, sosunu da ekledin, üzerine sürdün, yağlı boya çalışmasını yaptın. Arkalı önlü iyice boya badana işlemini yaptıktan sonra artık ne yapacağız? Ana şöyle közle ana merkeze gidiyor. Üçüncü evet, istasyona geldik arkadaşlar. Üçüncü istasyonda bunu da ne yapacaksın? Közleyeceksin. Közle de iyice dışını çıtırlaştıracaksın. Afiyet olsun, tüketeceğiz herhalde biz. İnşallah abi. Evet, Ethem ustam sen ne yaptın bunu? Pişirdin mi? Nedir olay? Şimdi kızarttık abi. Kızarttın. Bir arkasını da çevirelim, şöyle gösterelim. Oo. Biraz daha kızaracak. Tamam. Şimdi de dilimleme aşaması. Evet, Ethem ustam doğrama tahtasını aldı onu. Kendi özel satırıyla şöyle çıtırdatarak ufak böyle dürümcükler haline getirdin sen onu ve bunu 23 TL dedin. Evet. Klasiğine kadar sadece klasik 20 lira. 20 TL. Evet. Süper. Şunun içine bakar mısın? Muazzam gözüküyor. Biz bunu o zaman afiyetle tüketmeye geçebiliriz. Eline sağlık Ethem ustam. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle bol köpüklü bir ayran da veriyorlar. Turşusunu veriyorlar bu şekilde ve şöyle tutuyorum. Afiyetle tüketiyorum. Çiğ köfteyle döner gider mi? Bence yakıştırdım açıkçası. Buradan böyle klasik dönerini de yedim. Bu da çok güzel çünkü böyle üzerine sos döküp köze atıyorlar köz ateşine. İnanılmaz güzel oluyor. Çiğ köfteliği de açıkçası çok beğendim. Şunu da şöyle alayım. Yanında da buz gibi köpüklü ayran. Çok iyi geldi. Biz bunu yiyip devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi NCT AVM'nin hemen çaprazında nereye geldik? Farkın Köfte. Enteresan bir yazılışı var. Ne yapıyoruz? İçeriye gidelim, köfte ekmek tadımı yapalım. Çok güzel dediler. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar, Feyzi Usta'nın yanına geldim. Nasılsın Feyzi Usta'cığım? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Böyle köftelerini çok övdüler. Bir yakından gelelim Apo'cığım. Bir gösterelim. Böyle yenisinden bize bir porsiyon atarsan, bir yarım ekmek yaparsak sevinirim. Tamam. Evet şöyle köftelerini gösterelim. Kim, sen mi yapıyorsun abim bunu? Evde yapıyor. Aşırı yapıyor. Evde eşin yapıyor. Abi. Sen geliyorsun burada. Burada ben de ışılığını yapıyorum. Süpersin ya. Peki. Çok güzel. Böyle ekledikten sonra böyle elinle ufak tefek dokunuşlar yaparak ne yapıyorsun? Onu açtın. Abi açmasa içi çiğ kalacak. İçi çiğ kalmasın tamam, diye iyice tamam, onu açtın. Çiçek gibi açıldı orada. İçerisinde neler var ustam bunun? Meslek sırrı. Meslek sırrı söylemem diyorsun. Yok ben bilmiyorum. Eşin sana da söylemiyor değil yok, mi? Yok vallahi söylemiyor. Ben bilmiyorum. Akşam gidiyorum eve, sabah kuray geliyorum. Tamam. Dana eti mi kuzu eti mi onu biliyorsun. Karışıktır. Karışık. İkisinden evet, de ekleniyorsa. Evet. Kuyruk yağı giriyor buna. Evet tabii. Kuyruk yağı giriyor. Baharatlar giriyor. Her şey boş ve el geliyorsa el lezzeti ayrıdır. Aynen öyle. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Bunları arkalı önlü pişireceksin, sonra ekmek arası yapacaksın. Evet. Evet. Feyzi ustam çevirmeye başladım. Bir yüzü pişti. Şimdi diğer yüzü. Bir porsiyona kaç adet giriyor Feyzi ustam? Yarıma o iki. Yarıma iki tane giriyor değil mi? Evet. Yanlış değil. Evet. Ne kadar fiyatı yarım ekmek? 10 TL. 10 TL. Evet. Muhteşem. Çok ucuza veriyorsun da. Evet. Hemen ikinci istasyona geçti. İkinci istasyon. Feyzi Usta'nın oğlu bize sağ olsun. Kaç yaşındasın sen? 19. 19 yaşında daha küçükken böyle bu mesleği öğreniyorsun değil mi? Süper. Domatesle soğan ekledin, biraz tuz çalışması, pul biber ekledin. Evet, hemen köfteler üzerine ekleniyor. Köfteleri de şöyle usul usul sırasıyla dizdin. Herkese bu şekilde ekliyorsun değil mi? Evet, tabii ki. Süper. Bu şekilde 10 TL dedin. Biz de hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen sofraya geçelim, bunu afiyetle tüketelim. Eline koluna sağlık ustam. Ekmeğe de değer katıyorsun orada, ısıtıyor musun? Hepsini ısıtıyorum. Isıtmadan benim.
Bir de yanında biber veriyormuşsun herhalde. Şu biber, an biber yok dedin. Biber yok abi. Açtan kapatıyorsun bir de onu da soralım. Saat 11-12'ye kadar buradan. Gece 11-12'ye kadar tabii. Burada servis veriyorsun. Evet, süper. Evet. Teşekkür ettik. Bir masaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar küçücük bir masamız var şöyle. Ortamı da şöyle göstereyim. Ufacık masalar eşliğinde insanlar da geliyor buraya. Köfte ekmeğini yiyorlar. Yoluna devam ediyorlar. Şöyle açtım. Yanıma dediğim gibi açık ayranımı aldım şöyle. Dışında çıtır çıtır yaptı abimiz. Şöyle tadına bakıyorum. Köfteyi kurutmadan pişirmiş abimiz. Benim hoşuma gitti açıkçası. Böyle devam edelim. Bir tane daha alayım. İçerisine böyle kuyruk yağı da eklemiş ya. Lezzetini biraz üst noktalara taşımış. O anlamda beni tatmin etti. Ama böyle çok sıcak değil. Bu köfte ekmek çok güzel gidecek. Biz bunun keyfini çıkaralım. Evet, ofiste Ayhan Durağan'da Süleyman Usta'ya geldik. Çiğ köfteci Süleyman Usta. Süleyman Usta nasılsın, iyisin? Sağ ol abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir çiğ köftendi. Evet abi. Daha önce de tadına baktım. Başım sen abi. Oo, çok güzel, muhteşem. Bir yana gelelim apocuğum. Evet, ustamız şöyle çiğ köfteyle oynuyor. Süpersin. Sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun. Onu huzursuz ediyorsun çiğ köfteleri. Hiç rahat durmuyorsun. Evet abi, aşka gelir, aşka. Süper, muhteşemsin ya. İyice kıvama gelmiş görüyorum ki çiğ köfteler. Bana bir porsiyon yaparsan Süleyman Usta çok sevinirim. Hemen abi. Heh şöyle yanda da salatası var şöyle gösterelim. Yeşillik, şöyle kostane. Yeşil, şunu görüyor musun? İçinde buzu var muhteşem. Şöyle çiğ köfteler usul usul asker gibi diziliyor böyle yan yana. Bir porsiyonda kaç adet var böyle? 7 tane usta. 7 tane bulunuyor. Evet. Ne kadar porsiyonu? 35 lira. Bu şekilde 35'e veriyorsun. Evet yeşilliği, ekmeği, kostanesi her şey. Çok da güzel gözüküyor. Yanda. Hemen ne yapalım böyle üzerine bir de bir dokunuş yapıyordun sen salatayla. Şöyle heh. Oh yağlama yıkama çalışmaları da bitti. Biz artık bunun keyfini çıkaralım. Eline sağlık Süleyman Usta. Şifa olsun abi. Evet bu böyle otantikliği bozmak istemedim evet, Süleyman abi. Ustayı böyle izleye izleye. Şöyle ne yapacağım? Yeşilliğini de sağ olsun bana koydu. Şöyle çiğ köftemizden alıyoruz. Şunun güzelliğine bak ya. Mis gibi gözüküyor. Etli çiğ köfte zaten. Orijinal çiğ köfte. Böyle limonla da onu beslersin. Ve şöyle afiyetle de tüketirsin. Abi de bir tane reyhanı da koymadan olmaz. Diyarbakır'da olduğumuzu hissedelim diyorsun. Aynen abi reyhan ya. Dağlar kızı reyhan. Yanında da böyle bostana salatası. Oo. Buz gibi böyle buzun içerisine yatırmış hepsini. Onu da şalgamla. Büyük keyif, büyük mutluluk. Eline koluna sağlık, çok güzel. Şifa bunu mutlaka deneyim. Çok başarılı çünkü. Biz bunların keyfini çıkaralım. Evet, Süleyman Usta ile muhabbetimizi edelim. Ondan sonra devam edelim yemeğe. Evet şimdi de yediklerimizi eritebilmek için nereye geldik? Ofiste tatlıcı Fahri Usta'ya geldik. Buranın halka tatlısı çıtır çıtır dediler. Bana gel apo istiyorsan. Şöyle gösterelim. Direkt alalım. Bunun fiyatı 3 TL mi usta? Bu şekilde 3 TL'ymiş. İncecik oluyor ve bu incecik olmasının nedenlerinden bir tanesi de böyle daha böyle çıtır oluyor arkadaşlar. Biz de bu çıtırlığın keyfini çıkaralım. Hatta abiye parasını verelim. Böyle yürüye yürüye yediklerimizi sindirmiş olalım. Şimdi de ofiste Sanat Sokağı'nın girişinde nereye geldik? Şırdancı Arif'e geldik. Gece lezzetlerince aklına ilk ne geliyor? Mumbar geliyor ve şırdan geliyor. İkisinin de tadımını yapmaya geçiyorum. Ahmetciğim kolay gelsin. Sağ olun abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sizin nasıl gidiyor işte? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şöyle bir kazanı bir açalım. Yakından gösterelim apocan. Şöyle açtı. Oo! Duman yüzümüze direkt vurdu. Mis gibi bir koku geldi. Şöyle şırdanlar minnoş. En sevdiğim küçük şırdana bayılırım. Böyle küçüğünden bana bir tane ayırırsan sevinirim. Ne kadar şırdan tanesi? Şırdan tanesi 25 lira oluyor. Bu şekilde 25'e yani veriyorsun. Büyükleri de var. Tamam. İki parça da mumbar eklersen çok fazla değil. Bir tadım yapacağım sana. Yeter o bana. Porsiyonu ne kadar mumbarın normalde? Mumbarın porsiyonu 45. 45 lira. Aynen. Ben hemen masaya geçiyorum. Teşekkür ettim Muhammedciğim. Evet arkadaşlar şöyle bir sofraya geldik. Turşu veriyorlar. Soğan, domates, limon veriyorlar. Tabi bunu ne sever? Bunun en büyük aşkı tabii ki de kimyon. Kimyonu şöyle üzerine eklersin. Çok az da acı seviyorsan hafiften ufaktan dokunuş yaparsın ona. Ve şöyle patlasın diye pimini çekersin. Onu patlatmak üzere şöyle tutup afiyetle tüketirsin. Diyarbakır tarzı olsun. Bunun için nane de eklemişler. Ayrı bir hava vermiş ona. Hemen şöyle mumbarın da tadına ateş gibi. Bu lokum gibi olmuş zaten. Ben bunların keyfini çıkarayım.
Belki bir tane daha şuradan söylerim. Evet arkadaşlar, şimdi Linova AVM'nin hemen arka tarafında kaymak lahmacuna geldik. Hemen içeri girelim. Diyarbakır lahmacunu bilir misiniz bilmiyorum ama mis gibi olur. Enfes olur. Çıtır çıtır olur. Hemen bu çıtırlığın lezzetinin tadına bakalım. Evet, sofraya geçtik. Yancılarını da göstereyim. Şöyle bir ezmeleri var. Salataları var. Maydanozu var. Şöyle karbeyazı sütlü soğan arkadaşlar. Mis gibi gözüküyor. Şöyle çıtır çıtır lahmacunlar. Şu şekilde bir tanesi 12,5 TL. Ne yapıyoruz? Tabii şöyle bir maydanoz çalışması yapalım buna. Şöyle karbeyazı sütlü soğandan ekliyoruz. Üzerine limon çalışması, şöyle yağmur gibi akıtalım onu. Şöyle çekirdeği geldi, şunu çıkardı. Çıtırtılar eşliğinde bunu kapatıyorum ve çıtırtılar eşliğinde bunun tadına bakıyorum. Buz gibi ayran. Çıtırlık muhteşem. İncelik muhteşem. İç harcının lezzeti de çok güzel. Tam benim tarzım. Bence burayı deneyin derim. Ben bu masanın keyfini çıkarayım. Evet, yine ofiste 01 Adana dürümcüsüne geldik. Bura tam bir sokak lezzeti arkadaşlar. Al git, istiyorsan kenarda masa atmışlar. Oturursun, afiyete tüketirsin. Biz de bu lezzeti kaçırmadık, hemen içeri giriyoruz. Evet, içeriye girdik. Yanımda Recep Usta. Kolay gelsin Recep Usta. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Mis gibi kokular eşliğinde. Evet. Duman altındayız ama çok güzel, çok keyifli. Evet. En sevdiğim ortam bu ortam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şöyle gösterelim, hoş bulduk. Kebaplarını çeviriyorsun. Yağlar da böyle gözüküyor ya, insanı cezbediyor resmen. Ne kadar porsiyonu? Porsiyonu 30 lira. Sen onu fazla yağını alıyorsun, ekmeği iyice ekmeğe değer evet. katıyorsun burada. Ekmekleri evet, arada ısıtıyorsun. 30 TL dedin. Evet, gece abi. Kaça kadar açık burası? Gece saat 3'e kadar açık. 3'e kadar açık arkadaşlar. Evet. 3'e kadar gelirsin böyle. Hemen dışarıdan alırsın ekmeğini. Ekmek arası yapıyorlar zaten. Ekmeğin arasına çekiyorlar. Dürüm şeklinde afiyetle evet. tüketiyorsun. Yanlış evet, mıyım? Doğrudur abi. Ne giriyor arasına? Tablacı salatası giriyor. Evet. Soğan, maydanoz, domates giriyor içine. Süpersin ustam. Evet abi. Çok güzel. O zaman biz de sabırsızlıkla evet. bekliyoruz. Var mı pişen? Var, şöyle pişiyor, çektin, gösterelim. Hemen evet. arasına tablacı mı girecek şimdi? Evet abi. Hemen alalım abi tablacımızı. Evet, hemen arasına tablacılar girdi şöyle boylu boyunca. Süper. Başka bir şey giriyor mu? Yok, başka bir şey girmiyor. Başka hiçbir şey girmiyor. Evet, sen bunu böyle evet. sarıp sarmaladın. Evet. Malzemeler üşümesin diye onları iyice böyle kağıdına da sardın. Bu şekilde ne evet. yapacağız? Biz de sıcağı sıcağına afiyetle tüketeceğiz. Dışarı evet. çıkalım ve keyfini çıkaralım. Evet, sofraya geçtim. İçecekle beraber ister ayran al, ister şalgam al. İkisi birlikte 35 TL yapıyor. Bu 30, bu 5 TL. Şöyle ne yapalım? Onu şöyle kendi kutusundan çıkaralım. Bir özgürlüğünü ilan etsin. Biz de bu özgürlüğün tadını çıkaralım. Biraz biber. Şöyle ev yapımı şalgam. Adana'dan geliyormuş bu. Oo, çok güzel ya. Bu gece lezzeti beni gerçekten büyük tatmin etti. Hasan'ın keyfini doyasıya çıkarmak istiyorum. Evet arkadaşlar, ofiste Simdo dondurmaya geldik. Yanımda İbrahim var. İbrahim nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Siz sormalısınız. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Çok sağ ol. Kesme dondurma dedin. Evet doğru. Simdo'nun birçok çeşit dondurmasını yedim. Evet. Hepsi inanılmaz güzel arkadaşlar. Sanki böyle meyvenin kendisini yiyormuşsun gibi oluyor. Ama İbrahim bana dedi ki kesme dondurma yedin mi? Bak diğer şubelerde görmedim. Bilmiyorum, belki evet, vardı. Doğru. Burada kesme dondurma yapıyor İbrahim. Böyle enteresan bir şekilde. Eksi kaç dediniz evet, bunu? Eksi 40 derece bu dondurmalarımız. Eksi 40'a kadar indirmişsin. Onları evet. tir tir titretmişsin. Evet doğru. Süper, muhteşem. Bana böyle bir porsiyon, böyle bir külah yaparsan çok sevinirim. Hiç acımıyorsun onlara. Evet. Üzerine üzerine gidiyorsun onları. Eksi 40 derecede dondurulun evet. yetmiyormuş şöyle gibi. Süper. Oo. Parça halinde dişleyerek tüketiyoruz bunu. Ne yapıyormuş? Dişleyerek. Dişleyerek yemek lazım. Evet. Bunu yalayarak olmaz şöyle. Diyorsun. Bir deneyin. Oo. Çok özel güzel gözüküyor. Şuna bakar mısın ya? Muhteşem. Ne kadar bu şekilde? Hocam bu şekilde 3 top halinde kampanyamız olduğundan ötürü 25 lira. Bu şekilde 3 evet. bu 3 top mu oluyor? Evet. 3 top 25 TL. Süper. Şöyle bir tadına bakalım. Bunu zaten dediğin gibi. evet. Somurarak kesinlikle olmaz. Oo, çok güzelmiş. Afiyet ya. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Gerçekten bak Maraş'ta yediğim dondurmaya çok yakın. Çok güzel. Teşekkür afiyet ettim. Afiyet olsun. Teşekkür ben bunu ederim. Alayım böyle yürüye yürüye. Hem yediklerimizi sindirelim, biraz ferahlayalım. Bunun keyfini çıkaralım. Evet, şimdi de Seyrantepe Toki konutları içerisinde nereye geldik? Anne eline geldik. Gece lezzetlerinin vazgeçilmezi kokoreç izledi arkadaşlar. Bu da Diyarbakır'da en güzel yapan yerlerden bir tanesi. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Mehmet Usta var. Mehmet Usta nasıl, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür sana. Ederim. Teşekkürler. Şöyle kokorecini almışsın. Evet. Böyle kocaman. Şöyle bize bir dilim kesersen. Tabii hocam, İzmir usulü. İzmir usulü mü evet, yapıyorsun hocam. Burada? Tamam. Şöyle kapya iki ince dersiniz. Dilim kesti. Evet hocam. Tamam, süper. O eklediğin ne oluyor?
kendi özel yağ, perde yağıyla. Perde yağıyla. Evet. Süpersin. Özel olarak. Perde yağıyla besledim. Evet. Bu ne pek, evet, ne oluyor? Uykuluk olarak hocam. Yanında da uykuluktan mı veriyorsun? Onu, evet, karıştırıyorsun hocam herhalde. İkisini de pişiriyor. Bütün lezzeti veren bu zaten. Süper. Güzel karışım baharatıyla birlikte. Tamam. Izgara da aynı şekilde bu ayrı. Onları da ızgaraya atıyorsun. Altında közü var zaten. Bunun, evet, altında devam ediyor köz. İki burada közle devam ediyor. Tabii. Sen onları iyice harmanladın. Evet. İyice birbirine yedirdin. Baharat çalışmasına geçtin. Pul biber girdi. Evet. Sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun. İyice baharatını yaydın. Alt taraftan ekmeği çıkardın. Yarım ne kadar veriyorsun sen? Tüm bakır, ben fiyatlara karışmam abi. Ben pişirir geçerim diyorsun. 35 lira, evet. Yarımı 35. Ekmeğe de orada değer kattın. Evet, i̇yice ekmeği, kendi onun sosuna iyice buladın. Buradan ekstra da burada. Kızartmaya bıraktın onu. Bizi orada bekleyecek. Usul usul çıtırlaşacak. Evet. Şimdi burada da... Sen biber de bekliyorsun? Özel biberi, hayır. Biberi yanında meze olarak. Hem meze veriyorsun yanına. Kendi baharatını veriyoruz. Çok güzel ya. İyice ona da değer kattın. Şöyle özel bir tahtan var senin. Maydanoz. Maydanozun yanına biberler. Gerisi pişmeyi bekliyor. Pişmeyi bekliyor. Evet. Nedir ustam? Son durum ne? Son durum ekmeğimizle burada kızardı. Güzelce ekmeği oradan çıtırlaştırdın orada. Üç kısmını da pişireceksin. Şöyle özel tahtasını aldı. Bunları ince ince mi doğrayacaksın? İsteğe göre. Yok, benim ince ekmeğim olmasın. İritmeyim, evet, seviyorum ben. Bunu ayrıca aldık. Tamam. Bırakıyoruz. Onlara devam ediyorum. Pişmeye bıraktın. Bu pişirdiğimiz ne oluyor ustam? Atom oluyor. Atom olarak geçiyor, evet, değil mi? Burada atom isteyenlere bu şekilde yapıyorsun. Evet. Uykulu, klasik, kokoreci. Çok değişik şeyler yapıyorsun. Burada bir şey var, orada bir şey burada var. Burada uykuluk, burada kokoreci kendisi. Kıyımı size kalmış bir şey. Ben kalın kıyım seviyorum. İri kıyım yani daha doğrusu. İri kıyım seviyorum. O zaman tamam, pişti hemen ekmekledin. Uykuluklar ekmeğin arasına girdi. Ondan sonra özel hemen kimyonu. Kimyon. Keki. Oh. Pul biberi. Pul biber. Ve tuzunu ilave ettik. Tuz çalışmasını da yaptın. Şimdi burası bitti. İri kıyımlar da orada bizi pişmekte bekliyor. İri kıyımlar devreye giriyor. Onlar da pişti. Güzel. Şöyle. Oh. Efsane bir şey buldu ustam bu ya. Herkese bu şekilde mi? Atom isteyen herkese böyle. Ekmeğini ayrıyeten buradan tekrar ısıtıyoruz o zaman. İşlemden işleme giriyor gördüğünüz gibi. Evet. En son tekrardan çıtırlaşma çalışması. Sonra da afiyetle tüketme bölümü. En sevdiğim bölüm o. Evet, benim de en sevdiğim. Ekmeklerimiz hazır artık. Tekrar atom kokoreci hazır. Hocam. Sen bir de kenarda şöyle bir şey yaptın. Tadımlık mı veriyorsun? Evet hocam. Bunu da kameraman arkadaşımız o kadar uğraştı. Bunu onun ikramı olsun. Süper. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Bu arada şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Sadece bunu yersen 35 ama böyle servis geldiği zaman da 45 veriyor musun? Yani bu şekilde 45 TL. Şöyle tutuyorum. Oo. Lokum gibiymiş. Ustam çok güzel pişirmiş. Diyarbakır'da böyle çok kokoreç kültürü yok ama burası gerçekten çok güzelmiş. Özellikle böyle gece çok güzel giden lezzetlerden bir tanesi. Ben de bu lezzeti kaçırmadığım için çok mutluyum ve bu mutluluğun keyfini çıkarıyorum şu an. Evet arkadaşlar, Diyarbakır deyince iki tane tatlı geliyor akla. Ne mi? Kadayıf ve soğuk baklava. Bunları yemeden günü kapatabilir misin? Kesinlikle hayır. Hemen bu açığı kapatmak gerekiyor. İçeri girelim. Neredeyiz? Sıtkı Usta'dayız. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Ne söyledim? Şöyle bir Zaza çayı. Yediklerini sindirebilmek için inanılmaz lezzetli bir çay bu. Hem lezzetli hem yediklerini sindiriyorsun. Diğer yanda tabi Diyarbakır'ın sembol tatlıları. Şöyle kadayıf, fıstıklı kadayıf, klasik soğuk baklava, fıstıklı soğuk baklava. Diğer yanda yanında dondurması, çekirdeğini İkram ediyorlar. Bu masa bu şekilde 57,5 TL. Neyle başlıyorum? Klasik soğuk baklavayla. Şöyle göstereyim. Şöyle tutuyorum. Yani birçok yerde soğuk baklava yedim. Ama Diyarbakır'daki gibine kesinlikle ulaşamıyorlar. Şöyle fıstıklıyı da gösterelim. İyice fıstığa boğmuşlar hem üstünü hem içini. Çok iyi ya. İnanılmaz keyifli. İki tatlıyı yedim. Şöyle bir Zaza çalıyla ne yapalım? Yolu açalım. Buraya her geldiğimde bu çaydan mutlaka ama mutlaka istiyorum. Tam benim tarzım. Diğer yanda böyle çıtırtılar eşliğinde. Şöyle ne yapıyoruz? Fıstıklı kadayıfımızdan da aldık. İçi nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle devam ediyorum. İnanılmaz rahatladım ya. Çok güzel. Şöyle bir tane daha alayım.
Şöyle birazdan da dondurmamı yiyip serinleyeceğim, sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar, Dicle kenti KFC'nin hemen arasında nereye geldik? Hindi çorbacı Recep Usta. Burada ne yapıyorlar? Mercimek çorbasının değerine değer katıyorlar. Nasıl mı? İçerisine et ekliyorlar, hindinin suyundan ekliyorlar, farklı çalışmalar yapıyorlar. Efsane bir şey çıkıyor ortaya. Hemen girelim. Başta nasıl yapıldığını göstereyim. Ardından afiyetle tüketelim. Ne yapıyoruz başta? Kavurmamızı bırakıyoruz. Önden böyle kavurmalar gibi. Bu ne kavurması? Bu kuzu kavurması, kemiksiz. Kuzu kavurması kemiksiz. Tamam. Sularını yakıyor. Bu ne suyu? Normal kuzunun kendi suyu. Kuzu kavurması suyu. Bu hindi kavurma köy hindisi. Hindi kavurma suyu da giriyor. Sonra da soğuk çeşme kavurmamız. Yağından biraz. Soğuk çeşme kavurması. Bunu yağından aldın sadece. Yağından, evet. Tamam. Şimdi ne giriyoruz? Sonra çorbamıza geçiyoruz. Asıl dokunuş burada. Son dokunuşu da böyle kocaman kazandaki. Boşatıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde usta? Bunun 55 TL. Bu şekilde 55'e veriyorsun. 55 TL. Tamam, biz de o zaman sofraya geçelim. Bu şifa deposunu, bu lezzetin keyfini çıkaralım. Tamam. Teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle Diyarbakır pidesi, şöyle turşu, yeşilliği, domatesi, soğanı, biberi, limonu hepsini eklemişler. Bence bu çorba şöyle limonu sever bence. Şöyle limonunu ekledik. Şuradan göstereyim. Şuna bakın ya. Çok güzel. Şöyle etinden de alıyorum. Yanında böyle çıtır çıtır soğanla. Biraz da biberli. Oo. Et lokum gibi. İnanılmaz yumuşak. Çok lezzetli ya. Eklenen bu hindi suyu var ya. İnanılmaz ekstra bir lezzet katmış. Ya benim çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Gerçekten çok lezzetli. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Muhteşem gerçekten. Türkiye'de yok diyorsun değil mi? Valla ben de içtiğim en lezzetli çorbalardan bir tanesi. Mercimek çorbası olarak. Süper ama. Bunu mutlaka deneyin diyorum. Ben bunun keyfini çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de Dicle kente nereye geldik? Kokoreç Çitos'una geldik. Burada ne mi yapıyorlar? Kokoreç de yapıyorlar. Diğer yanda da çok değişik bir şey var burada. Antrikotu pişiriyorlar, böyle ince ince dilim yapıyorlar. Ekmeğin arasına koyuyorlar. Değerine değer katıyorlar. Biz de hemen girelim, bu lezzetin keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Özgür Usta var. Özgür Usta'm nasılsın? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle antrikotları görüyorum. Gözlerim evet, böyle ışıl ışıl parladı. Teşekkür çok ederim. Güzel gözüküyor. Bunu marinasyona yatırmışsın herhalde. Evet, doğrudur. Ne bir yapıyorsun? Bunu. İçinde zeytinyağı, tuz, tamam. Bir de soda bırakıyoruz. Soda da bırakıyorsun. Evet. Kaç gün bekliyor bu? Bir gün bekliyor. Bir gün boyunca bekliyor ve lokum kıvamına geliyor. Aynen o sodanın öyle. O asidi onu paramparça ediyor. Doğrudur. Muhtemelen. Ne yapacağız abi bugün? Pişireceğiz, afiyetle yiyeceğiz efendim. Süper. O zaman başlayalım mı? Ne dersin? Hemen başlıyoruz. Şöyle kendimize bir parça seçtik. Şöyle güzel bir atlayış yaptı. Bu sese bayılıyorum zaten. Kumanlar eşliğinde bunlar iyice arkalı önlü pişecek. Biz de bunların keyfini çıkaracağız. Evet efendim. Ne kadar abi porsiyonu? Ya dürüm şeklinde yapıyorsun herhalde sen. Ekmek arası da porsiyonda. Porsiyona 2 tane bırakıyoruz 80 lira. Ekmek arasına bir dilim bırakıyoruz 40 lira. Ben ekmek arası almak istiyorum. Ekmek tabii. Arası 40 TL dedi. Evet. Sadece bu mu giriyor? Antrikot mu giriyor? Başka bir şey giriyor mu ekmeğin arasına? Soğan, domates bırakıyoruz. Köz biber de size göre bırakıyoruz. Çok güzel. O zaman biz de sabırsızlıkla bekliyoruz usta. Tabii. Evet. 1 dakika oldu. Sen dedin ki hatta 1 dakika bile olmadı. Ben bunu çevireceğim dedi. Onları ne yapıyorsun? Şöyle bir çevirdin. Bir de diğer taraf pişecek, ondan sonra bitiyor mu olay? Evet. Ondan sonra dilimleyeceksin herhalde bunu. Doğru. Yürüyen şeklinde. Evet. Ondan sonra da ekmeğin arasına usul usul girecek bunlar. Evet, ekmeği aldın. Hemen ikinci istasyona geçeceğim dedin sen. Şöyle en böyle alt kısma böyle soğanından ekledin. Bir parça domates çalışması yapıyorsun sonuna. Çok güzel. Bu kadar değil mi? Başka evet, bir şey girmiyor. Evet, başka bir şey girmiyor. Evet, hemen etlerin yanına tekrardan geldik. Etimiz de böyle sulu sulu mis gibi. Sen dedin ki bunu böyle dilim dilim keseceğim. Oo. Parçalanıp gidiyor zaten. Satırında onu paramparça etti. Sulu sulu mis gibi gözüküyor gerçekten. Ve hemen ardından şöyle ekmeğin arasına usul usul diziyorsun onları da. Ve bu şekilde hazır değil mi usta? Evet usta. Çok güzel. Tabii sağ olun. Üzerine kekik çalışması da yaptı ve kapatıyorsun. Budur olay. Evet. Süper. Ekmeği de çıtır halinde getiriyorsun diğer yandan. Biz de iyice sabırsızlanıyoruz burada. Ve artık ne yapalım arkadaşlar? Masaya geçelim. Bu güzel lezzetin keyfini çıkaralım. Sağ olasın. Arkadaşlar sofraya geçtim. Neler mi geliyor? Şöyle göstereyim. Yakından çek istiyorsan. Şöyle közlenmiş biberler. Şöyle köz ateşinde pişmiş biberlerimiz var. Domateslerimiz, turşumuz ve biberimiz var. Şöyle tutuyorum bunu. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır olmuş ekmeğimden. Şöyle tutarak.
Yanında biberi. Oo. Antrikota zaten ben bayılırım arkadaşlar. Şöyle alayım bir sade tadalım. Eğer böyle antrikot seviyorsanız bir de böyle ekmek arasında soğanla domatesle beraber bence bunu deneyin derim. Gerçekten çok keyifli. Evet arkadaşlar, şimdi de paçacı Esat Usta'ya geldik. Burada ne yiyeceğiz? Kelle yiyeceğiz arkadaşlar. Kellenin keyfini çıkarmak istiyorum. Kelleyi de çok seviyorum. Hemen girelim içeri. Gerçim kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Kelleyi önüne almışsın. Aynen. Ne yapacağız bunu şimdi? Şimdi bunu ağızdan çıkartacağım. Silahı yapmayacağım. Tamam. Başta yola gözünü aldın. İki gözü çıkardı. En lezzetli yeri zaten gözü değil mi? Aynen. Onları ziyan etmedi. Aynen. Şöyle. İnatçı çıktı biraz herhalde. Aynen. Çok güzel. Yanakları alıyoruz şimdi. Aynen. De. Bunu böyle özenle, başta nasıl pişiyor bu? Başta önce bunu tertemiz, bunu sıcak suyun içine koyuyoruz. Şimdi bütün pisliği, sonra kanı manı gidince... Hepsi gidiyor. Sonra tadı bembeyaz oluyor. Aynen. Tertemiz yapıyoruz. Sonra sıcak suyun içine koyup kaynatıyoruz. Sıcak suyun içinde, aynen, sosuyla beraber kaç saat kaynıyor bu ortalama? Tahmini söyledi 3 saat. 3 saat boyunca, aynen, bunu iyice kaynatıyorsun. İyice, aynen, kıvama getiriyor, lokum kıvamına geliyor. Aynen. Ondan sonra da bu şekilde iyice, aynen, bir didikliyorsun. Sonra afiyetle tüketiyorsun. Aynen. Yanlış mıyım? Aynen, hayır, haklısınız. Süper. Kemiklerini, aynen, büyük kemikler, bir özenle dikkatlice, aynen, ayıklayıp şöyle, aynen, bir tabağa sunumunu yapacağım, aynen, bize. Daha sonra bu ikinci işlemden de geçecek yanlış bilmiyorsam. Taş fırına mı gidiyor bu? Fırına gidiyor ondan sonra. Fırına, taş fırına, aynen, da gönderiyorsun. Değerine değer katıyorsun. Aynen, sosunu ekliyorum, fırına gönderiyorum. Süper. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman seni. Evet, şöyle yanaklarını ayıkladın. Aynen. Şimdi dilde sıra. Dilin, aynen, o yüzeyini ne yapıyorsun? Alıyorsun değil mi? Aynen, alıyorum. Yüzeyini alacaksın. İşte kemikler, kırıntı şeyleri. Çok güzel. Alıyorum tertemiz. Evet, dili aldın, ekledin. Şimdi de beyinde sıra. Aynen, sen elinle, aynen, böyle parçalıyorsun. Aynen. Çok güzel piştiğinin bir göstergesi zaten, aynen, burada. Şöyle tabağına vurdurdun onu. Oh, beyinler de çıktı. Lokum gibi arkadaşlar. Şuna bakın, mis gibi. O zarını bile ayıklıyorsunuz, aynen, değil mi? O dışındaki zarı ayıklanıyor. Aynen. Tertemiz böyle pasparlak, aynen, bir şekilde koyuyorsun buraya. Aynen. Bu beyinler de girecek, ondan sonra, aynen, bitiyor. Ne kadar bu tabak bu şekilde? 114 lira değil mi bu şekilde? Aynen. Tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Aynen. Şöyle sosundan üzerine yediriyorsun. Aynen. Oh, bu değerine değer katma oluyor arkadaşlar. İyice sosa yedirdin sen onu. Hemen ardından bu şemi... fırına gönderiyorum. Hemen fırına geçiyoruz değil mi bundan sonra? Aynen. Süper. Evet, diğer taş fırının önüne geldik. Aynen, fırına atıyoruz. Hemen fırına gönderdik bunu. Evet, şöyle bir odun ateşi arkadaşlar, şöyle gösterelim. Mis gibi odun ateşinde iyice kıvama gelecek. Sonra, aynen, biz de sofraya geçeceğiz. Teşekkür, aynen, ettik. Evet arkadaşlar, sofraya geçin. Böyle dolu dolu bir masa geliyor. Herkesi bu şekilde geliyormuş. Şöyle neyimiz var? Rokamız var, domatesimiz var, maydanozu var, turşular var. Böyle paça suyu da yanına geliyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle göstereyim, mis gibi. Apucum şöyle bir yaklaş istiyorsan. Şöyle tutuyoruz ve bunu afiyetle tüketiyoruz. Oo. Zaten ben kelle çok severim. Hani burada şırdan da yersin, mumbar da yersin, paçanı da içersin. Ben şöyle söylüyorum, şırdan ve mumbarı bence Diyarbakır'da yiyebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi burası. Şöyle paça suyundan da bir alalım şöyle. Hatta yanında şöyle sarımsak sosu getiriyorlar. Üzerine ekliyorsun. Başta bunu getiriyorlar önden böyle. Kelle gelene kadar sıcak sıcak böyle bunu içiyorsun, bir yolu açıyorsun. Sonra hemen ardından kellenin keyfini şöyle bir çıkarıyorsun. Bu dolu dolu masanın biz keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, kapanış için nereye geldim? 10 gözlü köprüdeyim. Şöyle çayımı aldım. Şu an saat kaç? Şöyle göstereyim. Saatimiz şöyle gözüküyor mu? 2.30 arkadaşlar. 2.33. 8'de başladık. Böyle 6-6.5 saattir durmadan ne yaptık? Tüm Diyarbakır'ın tadını çıkardık. Ve son olarak da şöyle çayımdan alayım. Şöyle biraz yediklerimizi sindirelim. Burada 8-10 bardak çay içersin. Neden dolayı? Hava muhteşem. Gündüz çok sıcaktı. Ama şu an böyle suyun kenarında şöyle apocan. Şöyle bir kenardan göster istiyorum. Bir yandan su sesi. Diğer yandan 10 gözlü köprünün manzarası. Diyarbakır bu anlamda inanılmaz güzel. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Belki de böyle doya doya tadını çıkarabileceğim Diyarbakır videosunun belki de sonuncusu olabilir. 2 gün 3 gün sonra ne yapacağım? Taşınacağım arkadaşlar. İskenderun'a geleceğim. İnanılmaz derecede
şehirde. Üzgünüm bu anlamda. Bir yandan sevinçliyim. Kendi memleketim İskenderun'a dönüyorum. 5 yılım Diyarbakır'da geçti. Diyarbakır insanı gerçekten inanılmaz iyi niyetli, inanılmaz güzel, inanılmaz yardımsever. Pırlanta gibi yani. Şehir desen inanılmaz güzel. Doğa güzellikleri, yemek yemeği, her şeyi 10 numara. Kendi komşularımdan, iş arkadaşlarımdan hepsinden ayrılacağım için inanılmaz üzgünüm yani o anlamda. Çünkü Diyarbakır'da birçok anı biriktirdim. Öğrencilerle, takipçilerle buluşmalar yaptım. Çok güzel arkadaşlıklar elde edindiğimi düşünüyorum. Hepsi de benim için çok değerli. Sizler benim için çok değerlisin. Diyarbakır halkı benim için çok değerli. Diyarbakır benim için çok çok önemli. YouTube'a ilk başladığım bölge burası. Diyarbakır halkı bana çok sahip çıktı. Ben de onlara elimden geldiğince Diyarbakır'ı çok güzel tanıttığımı düşünüyorum. Umarım da faydası olmuştur diyorum. Çok güzel bir videoyla sonucu kapatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi inanılmaz duygusal anlar yaşıyorum. Çok şeyim yani, içim buruk, ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diyarbakır'a her zaman geleceğim ama dediğim gibi son videoydu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar evi boşalttık. Hadi gidiyoruz. Bay bay yap Diyarbakır'a. Evet, buraları çok özleyeceğiz arkadaşlar. Ocak da gitti. Evet, çok karımı çekti ama yeni mutfakta görüşürüz arkadaşlar. El ola Diyarbakır. Tüm Diyarbakırlıları ve Diyarbakır'ı çok özleyeceğim. Hoşça kalın.